Arduino projelerinin maliyetini azaltıp küçültürken enerji tasarrufu sağlayabilir miyiz? Evet, hem de çok basit. Nasıl olduğunu göstereceğim. Aslında çoğu projede Arduino'nun birçok pinini kullanmıyoruz. Bu da demek oluyor ki devasa Arduino kartlarına çoğu zaman ihtiyacımız yok. Tam da bu noktada Atlini 85 imdadımıza yetişiyor. İşin güzel yanı Atlini 85'i bir Arduino gibi programlayabiliyoruz. Mesela bir önceki sesle mum yakma videomda Atlini 85 kullansaydım hem enerji tasarrufu sağlardım hem de daha küçük mumların içine de sığabilirdi devre. Programlamak için 10 mikrofaradlık kondansatör, breadboard, biraz jumper kablo, herhangi bir Arduino modeli ki ben Arduino Uno kullanıyorum ve diğer projemiz için gerekli komponentlere ihtiyacımız var. Atlini 85'i breadboard'a yerleştiriyorum. Entegrenin sol üst kısmında bulunan noktadan itibaren pin numaraları bu şekilde sıralanmış. Arduino'muzun 10 numaralı pinini Atlini'nin 1 numaralı pinine, Arduino'nun 11 numaralı pinini Atlini'nin 5 numaralı pinine, 12'yi 6'ya, 13'ü de 7 numaralı pine bağlıyorum. Arduino'dan breadboard'a güç bağlantısı yaptıktan sonra 4'ü ground'a, 8'i de 5 volta bağlıyorum. Bilgisayar tarafında ise Arduino IDE'yi kurduktan sonra Atlini 85'in donanım dosyalarını indiriyoruz. Bu arada kullanılan bütün parçalar ve indirme linklerinin tamamı açıklamalar kısmında mevcut. Arduino IDE tercihlerine giriyoruz ve ek devre kartı yöneticisi kısmına açıklamalardaki şu linki yapıştırıyoruz ve tamama basıyoruz. Araçlardan kart yöneticisi kısmına giriyoruz ve Atlini 85 yazıp arıyoruz. Çıkan ilk paketi de yüklüyoruz. Eğer her şeyi doğru yaptıysak araçlar kısmından Atlini 85'in de olduğu kısmı görmemiz gerekiyor. Şimdi Arduino Uno'yu programlayıcı olarak ayarlamamız gerekiyor. Bunun için örnekler Arduino ISP'yi seçtikten sonra Arduino Uno'yu seçiyoruz ve portumuzu da doğru seçtikten sonra programlayıcı olarak AVR-ISP-MK2'yi seçip yükle tuşuna basıyoruz. Yükleme işi tamamlandıktan sonra 10 mikrofaradlık kondansatörün eksi bacağı ground'a, artı bacağı da reset'e gelecek şekilde bağlıyoruz. Şimdi kart olarak Atlini 254585'i seçip işlemci olarak Atlini 85'i seçiyoruz. Portumuz yine aynı kalıyor. Programlayıcı olarak Arduino as ISP'yi seçtikten sonra ön yükleyiciyi yazdır butonuna tıklıyoruz. Atlini 85'in bootloader yüklenmesinin tamamlanmasının ardından test etmek için Blink yazılımında Let Built-in yazan yerlere 4 yazıp yükle tuşuna basıyoruz. Her şeyden emin olmak için 4 numaralı pine LED ve direnç bağlıyoruz. Bu işlemi yaparken giriş çıkış pin numaralarının entegre pin numaralarından farklı olduğunu dikkate almalıyız. Her şey yolunda, Atlini 85 tam istediğimiz gibi çalışıyor. Artık Arduino'ya ve bilgisayara ihtiyacımız kalmadığına göre sistemi 3 voltla bile çalıştırabiliriz. Eğer bootloader yüklemeden bu yazılımı yükleseydik LED'imiz yine yanacaktı ama yanıp sönme süreleri farklı olacaktı. Bunun sebebi Atlini 85'in default kristalinin 1 MHz olması, biz bootloader yüklediğimizde içindeki 8 MHz'lik kristalin aktif hale gelmesi. Atlinilerin daha küçük olan SMD versiyonları da var. Onlara da aynı şekilde bootloader ve yazılım yükleyebiliriz ama bunu breadboard'la yapamayız. Hem bu kabloları her defasında bağlamaktan kurtulup hem de SMD Atlinileri de programlamak için bir PCB tasarladım. PCB'mi PCBWay'den sipariş ettim, yani Çin'den sipariş ettim. Bir haftada elime ulaştı. Şimdi devre kartına lehimleyip bir de bu şekilde deneyelim. Atlini Bootloader Shield sayesinde programlamayı daha hızlı yapabileceğimiz gibi ZIF Socket sayesinde de SMD Atlinileri çok rahatlıkla kullanabileceğiz. İsterseniz açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak Atlini Bootloader Shield'ı PCBWay'den sipariş edip projelerinizde kullanabilirsiniz. Devre kartının bize kattıklarını şöyle sıralayalım. Şuradaki ZIF Socket'i sökersek Atlini'nin bütün pinlerini buradan kullanabiliriz, yani bir geliştirme kartı gibi de çalışabilir. Şuradaki LED'ler ise programlamada bir sorun yaşadığımızda sorunu tespit etmemize yardımcı olur. 4 numaralı pine bağlı şu LED ise
basit testler yapmamızı kolaylaştırır. Konuyla ilgili sorularınızı ve video isteklerinizi yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Hoşça kalın. We'll be right back.